Amerika Birleşik Devletleri'nde hakkındaki terör örgütü işi de yardım etme suçlamasını kabul eden Fransız çimento şirketi Lefarge 777 milyon dolar ceza ödeyecek. Lefarge'nin fabrika ile ilgili toplantılarına Paris saldırılarını yöneten sözde işit sorumlusu da katılmış. ABD Adalet Bakanlığı Lefarge'nin suçunu kabul ettiği davayı şirketin birkaç yıl boyunca Suriye'de işlettiği olağanüstü suçları yansıtan benzeri görülmemiş bir gelişme olarak niteledi. Öte yandan fabrika belgeselinin yönetmeni Abdülkadir Karakelle, Suriye'deki çimento fabrikasının IŞİD'in eline geçtiği dönemde fabrikayla ilgili toplantılara Paris saldırılarını yöneten sözde IŞİD sorumlusunun da katıldığını söyledi. Löfarge, yan kuruluşu Löfarge Çimento Suriye tarafından işletilen Suriye'deki Çelebi Çimento Fabrikası'nın faaliyetlerine devam etmesi için IŞİD ve El Nusra'ya 2013-2014 yılları arasında yaklaşık 6 milyon dolar gönderdi. Bu ödemeler karşılığında Lefarge, faaliyetlerine devam eden Çelebiye Çimento fabrikasından 70 milyon dolar gelir elde etti. ABD Adalet Bakan Yardımcısı, Ağustos 2013 ile Ekim 2014'te Lefarge'nin bölgede rekabeti bastırmak ve pazar payını artırmak için IŞİD'in Suriye'de kontrolü sağlamasından faydalandığını belirtti. Dünyanın en büyük çimento şirketlerinden Fransız Lefarge, Suriye'de Mart 2011'de başlayan iç savaşa rağmen faaliyetini sürdürdü. Terör örgütü IŞİD'in bölgeyi ele geçirmesine rağmen üretim faaliyetlerini sürdüren şirket, 2014'ün sonlarında çalışmalarını sonlandırdı. Ancak şirketin Çelebiye bölgesindeki faaliyetlerini devam ettirebilmek için IŞİD'e haraç ödemenin dışında örgütten malzeme ve akaraka temin ettiği ifşa oldu.